Merhaba satranç severler. Evet, Fischer'ın satrancı yaklaşımı ile ilgili bir video çekelim. Evet. Beyazlar Hans Berliner, siyahlar Robert James Fischer. D4'e at F6. C4 en çok oynanan oyun değil mi? Evet. E6 at C3. Evet, burada hafif taşlar çıkarıp hemen rok yapılacak diyorduk ama taş değişimleri oldu. Altta da at değişince gördüğünüz üzere iki tarafta piyonlarla oynadı. C5 ile merkez parçalanmaya çalışılıyor. Hans diyor ki ben diyor at F3 yapacağım diyor. Evet. D4 alınınca da Hans da D4'ü alarak cevap veriyor. Siyahta giden file bir şah. Bir şah daha. Filler de değişildi. Şu anda Robert James Fischer ne yapmış oldu? Kısa rok yapabilecek konuma gelmiş oldu. Demeye kalmadık. Ve kısa rok rahatına bakalım demişizdir. Şimdi burada beyazda giden fil gördüğünüz gibi D3'e gelip H7'ye bakıyor. İlerleyen zamanda oradan belki bir operasyonel faaliyet yaparım diyor. Ben de kısa rok yapayım demiş ve oyunda rahat edeyim. Robert James Fischer beyazda giden filini uzun çapraza yerleştiriyor. Nereye gelmiş oldu? B7'ye değil mi arkadaşlar? Ben diyor kalemi merkeze gelirim diyor Hans. Vezirle batarya yaparım. Orada taş değişimleri olursa belki bize buradan bir ekmek çıkar. Ekmek çıkmasa da belki bir pasta çıkar diyor. At çıkıldı. Vezir kaçılınca da evet burada veziri bakın. Vezirle piyon tutulmuş oldu. Orada taş değişimi olacaktı. Vezir gelindi. Evet. Kale C1'e geldi. Hangi kale C1'e geldi? A'daki kale. Açık attı. Kaleler sever dedi Hans. Ben de o zaman dedi Robert James Fischer D8'e geleyim kalemi. Şimdi ata bir baskı. Evet. Aynı şekilde kaleye geldi Robert James Fischer. Şimdi tekrar atla at değişilebilir mi? Değişilince vezir isteniyor. Bakın burada taşlar sürekli istekte vezir isteniyor. Vezir de ne yapacak? Piyonu alıp uzun çaprazdan mat edecek. Yani G2'den. Değil mi? E4'ü alıp sonra da öyle bir şeyler yapacak. Evet bakalım. Hans şah dedi. Kaleyle alınca da vezirle piyonunu tutmuş oldu. Evet ben de dedi o zaman G5'te hat açayım bari. Gördüğünüz gibi hat açmaya yönelik hareketler piyonla da piyon alınınca evet şimdi G hattı açık kaleye gelecek Robert James Fischer sorun yok dedi Hans ben de kaçarım dedi gel dedi fili değişelim bakın gel dedi fili değişelim niye filin burada bir görevi var değil mi arkadaşlar ne yapıyor F3'teki piyonu tutuyor eğer bu fili alırsanız böyle buradan şah kareyle bir şah daha sonra da mat. Bir insan koskocaman bir fili böyle korumasızca gelir mi? Buna ne diyoruz? Yemleme taktiği. Evet, gördüğünüz gibi Robert James Fischer Hans Berliner'i yemlemiş ama yeme gelmemiş. Vezirle piyonu tuttu. Fil alınınca da vezirle piyon tutuldu ve piyon alınınca da 3-5 piyona, 4 piyon kaleye, kale vezire vezir. Eşit durum gibi değil mi? Sadece Robert James Fischer'ın A ve B'de neyi var? 2 piyonu var. Hans'ın tek piyonu var. Bakalım ne olacak? Evet. Piyonlar da değişilince kaleyi F hattına geldi. Şimdi batarya yaptı. Ben dedi batarya yapacağım. Şimdi gördüğünüz gibi burada Şah'ın
Kısıtlayan bir hamle gibi gelebilir size. Şahı kısıtlayan bir hamle gibi gelebilir. Kaleyle şah çekerse kaleye gelmekten başka şansı yok. Kaleyle ya da vezire şah ve mat var. Yani bu hamleyle mat istiyor. O zaman ben diyor kaçayım. Değil mi? Biz buna hava deliği diyemiyoruz. Üç piyon olsaydı hava deliği olurdu. Bu kapı pencere açık. Kaçış. Kaçış yolu diyelim. Şah kale gelince tekrar bakın şah dedikten sonra tekrar kısıtlayan bir hareket şahını. Şimdi piyonunu sürüyor. A ve B'de gördüğünüz gibi 2'ye 1 piyonunu sürünce de şah şimdi kaleyle ne yapacak? D2'den şah çekecek, mat yapacak. Müsaade edilemez. Gel diyor vezirleri değişelim. Değişince de ne olmuş oldu? C'de bir geçereli var. Tutuldu. Evet. Şahla geliniyor. Evet. Onu da yedirmem sana dedi. Bakın. Burada A'daki piyonu almaya çalışıyor Hans. Robert James Fisher onu da vermiyor. Evet. Burada rakibe bir fırsat vermiyor. Dikkat ettiyseniz. Ve kaleyle piyonu istiyor. Piyon tutulunca da şahı geldi. Şimdi piyon bırakılmıyor gördüğünüz üzere. Ve şahı merkezileşmesini görüyorsunuz oyun sonunda. Robert James Fisher. Şimdi piyon alınabilir. Burada bakın. Piyonu tutunca piyon alınabilir. Eğer bu piyonu alırsa sürüyor ve sürüyor. Yani bu piyonu durduramıyor. Bu piyonun çıkmasına da kale var. Engel olacak. Düşünüyor Hans. Diyor ki güzel oyundu. Kaleleri de değişsek zaten C'de bir geçerler var. Oyun sonuna da mücadele ettim ama olmadı. Sağlık olsun. Robert James Fisher'ı tebrik ediyor ve masadan uzaklaşıyor. Evet. Fisher'ı anlamak değil mi? Robert James Fisher'ı. Şimdi video uzayacağı için ne yapacağız? Çok detay anlatmayalım. E4, E5 gördüğünüz gibi İtalyan açılışı değil mi? At çıkıldı İtalyan açılışında. İki at savunması yapılınca kızarmış karaciğere gidildi. Kızarmış karaciğerin savunması yapıldı. Fil çekildikten sonra at isteniyor. Bakın. Burada fil isteniyor. Fil çekildi. At isteniyor. At çekildi. Siyahta giden filini açtı ki Arthur biz Guer ne yapacak? Kısa rok yapacak. Ben de kısa rok yaparım diyor Robert James Fisher. Yapınca da atın gidecek bir yeri yok zaten. Gördüğünüz gibi atı kaçamayınca Arthur biz Guer beyazda giden filini atı kırıyor ve piyon düzenini bozmuş oldu. Şahın etrafını koruması biraz daha riske girmiş oldu değil mi? Şimdi vezirle piyonu isteyince de beyaza giden fille hamle yapıldı. Vezir isteniyor. Ve kalede merkeze gelince şimdi de siyahta giden fil isteniyor. Aynı zamanda ne isteniyor? At isteniyor arkadaşlar. Vezirle at isteniyor. Atla da rakibin yani Arthur'un fili isteniyor. Çifte tehdit. Tutarım dedi. Sorun yok dedi. Şah. Şimdi gördüğünüz üzere gelişime başlandı. Bakın atla çok güzel bir kareye geldi Arthur. Evet şimdi vezir vezir açık ata gelince Robert James Fisher bu attan rahatsız oldu haklı olarak. Atını çeker misin dedi ve atı çekince de ne yapmış oldu? Piyonu, bakın piyonu, merkez piyonu kırmış oldu. Kaleyle dalınca ben dedi o kaleyi istiyorum. Aynı zamanda bu hamle nedir? Bakın iki kaleyi birbirine bağlar. A'daki ve F'deki. Burada mat isteniyor. Ben de diyor o zaman
Beyaz'a giden filmin aklını açmaz ağabey. Kaleyle alınınca da şimdi de diyor G2'ye ben bakayım diyor. Şimdi kaleyle istecek. Ben dedi açmazdaki taşı alayım. Hem de siyahta giden fili tutmuş olurum. Tutunca da vezir isteniyor. Vezir isteniyor bakın. Vezir kaçılınca da kaleyle ne yapacak? E8'den şah ve mat. Müthiş, müthiş. Çok güzel. Üçüncü oyunumuza geçiyoruz. William Addison, beyazlar, siyahlar, Robert James Fisher. İspanyol açılışı. Atlı fil istendi. Önemli değil, alabilirsin dedi. Vezirle aldı gördüğünüz gibi. Şimdi burada bakın burada file yol açıyor. Tabii ki at, kenardaki at çok etkin olmadığı için beyazda giden file almak tercihtir. Yoksa kaçacaktı. Bakın burada alınca da at alındı. Robert James Fisher ne yapmış oldu? Beyazda giden filin uzun çapraza yerleştirdi. Belki de orada bir şeyler olabilir ilerleyen zamanda. Şimdi atın niye oraya geldiğini anladık. E7'ye niye geldiğini anladık. Vezir, fil, at hepsi E7 istiyor. Ben değişmiyorum diyor. Piyonu sürüyorum diyor William. O zaman diyor buyur diyor. Bu piyonu da al o zaman diyor. Piyonla veziri istiyor. Almak istemedi değil mi? Bakın. Niye? Eğer onu almak isterse çifte tehdit yapacaktı değil mi? Hem filini isteyip hem de vezirini isteyebilirdi. Onu istemedi. Evet. Veziri kaçmayı tercih etti. Hatta şimdi fil isteniyor. Fil kaçırınca da siyahta giden fil E2'ye gelerek, E7'ye gelerek ne oluyor? Kısa roka hazırlık yapıyor. Her iki taraf da hazırlıklı kısa roka her an yapabilirler. Benim diyor sabrım da geniş diyor William. Atımı da çıkayım. Bakın tek gelişmemiş taşı at. Onu da çıkayım. Sonra rok yaparım diyor. Robert James Fisher da ben de atla oynamayı biliyorum diyor ve atı tekrar F8'e geliyor. Kısa rokunu yaptı. Atı ne yapmış oldu? Piyonun önüne gelmiş oldu. Yani E6'ya. Böylece ne yapmış oldu? Atın ve filin çalışmasına engel olmuş oldu. Kaleyle batarya yaparım belki diyor D hattında. Evet, burada sıkıntılar olabilir olmasın. At rahatsız edilecek değil mi? Rahatsız edilmesin. Evet. Rok yapmaktan vazgeçti Robert James Fisher. Sağlı sollu G ve H hattından geliyor. Bakalım ne olacak. Vezir de çıktı. Belki uzun rok yapabilir. Evet. Hattı açınca ne olmuş oldu? Uzun çapraz açılmış oldu. Ve G hattından açılmasını isteniyor ama açılmıyor. Şimdi mat istiyor değil mi? Bakın. G2 şah ve mat. Vezir ve fil uzun çaprazda batarya yaptı. Her an mat olabilirsin diyor. Gel diyor değişelim. Ben diyor uzun rok yapayım. Taşlar değişildi. Vezirsiz oyun zor oyundur. Kimse kolay kolay veziri değişmez. Özellikle başlangıç orta seviyede. İleri seviye konumsal satranç daha ön plana çıktığı için vezirsiz oynanabilir. Aslında vezirsiz oyun oyuncu tercihine bağlıdır. Herkes vezirsiz oynayabilir. Önyargıya gerek yok. Kurallar da gerek yok. Evet. Oradan hat A hattı yarı açık hat. Oradan saldırayım istiyor William. Robert James Fisher'da ben diyor müsaade etmiyorum. Atla geliyor şimdi. Atla geldi ama ben diyor o hattı kırarım diyor. Kırınca da kaleyle kırılıyor. Şimdi at manevrası ve siyahta giden fili isteyecek. Kaleyi de isteyince de ben de diyor şahını tutarım. Atla gelince de taş değişimleri gördüğünüz gibi. B'ye hat yarı açık hat olunca ne yapmış oldu? Kaleyi gelmiş oldu Ramı Çamız. Ben de tutarım diyor. Şimdi orada bir gevşek taş daha var. Hangisi? C. Kaleyle onu alacağım diyor. Atla da onu tuttu. Bakın burada. Fili almıyor bakın. Piyonu alıyor. Alınca da bakın.
planlıyor. Piyon düzeni şey yok. Buradan bir piyon alıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi de geri kaçıyor. Burada bir piyon fazlalığı var değil mi? Bakın. Piyon tutulduktan sonra altta piyonu aldı. File aldı. Bir tane Robert James Fish'e piyon aldı oradan. H piyonunu. İki çıkınca da geçerken alma kuralı var. Atlanınca da şah. Şimdi şah kaçırınca da C piyonu düşüyor. Sonuçta D ne olmuş oldu? Geçer er olmuş oldu. Geçmiş olsun. Bundan sonra durdurabilene aşk olsun. Evet. William Edison bu durumdan sonra Robert James Fisher'i tebrik ediyor ve oyundan masadan uzaklaşıyor. Fisher'ın satrancını anlamak için diğer oyuna geçtik. Robert James Fisher beyazlar, siyahlar da Gedeon Batsa. E4 gördüğünüz gibi ne olmuş oldu? Karakan savunması. İki at hata olmuş oldu. Bakın burada Robert James Fisher hemen hata aldı. Şimdi de D4 gelince de fili geldi. Kısa rokunu yaptı. Açık hatta önce ben geleyim dedi. Gedeon Barça. Biliyorsunuz Barça'nın adına açılış vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bakın burada da gelişime devam ediyor Gedeon. Robert James Fisher ne yapmış oldu? Atla fil isteyecek muhtemelen. Şimdi de veziri çıktı. Fille hattı kapattı. Vezirle batarya yapılınca bana dedi veziri ver. Vezire vezir değişelim. Evet değiştiler. Kale isteniyor. Kale kaçıldı. Şimdi piyonlara bakalım. 3'e 2 4'e 3 ama gene belki Robert James Fisher değil mi? Vezir kanadında bir şeyler yapabilir. 3'e 2 piyonla. Evet, burada bir piyon zayıflığı da oluştu. Fil isteniyor. Fil tutuldu. Piyon isteniyor. Piyon kaçıldı. Şimdi fil de ne yapmış oldu? Şahın önüne gelmiş oldu. Robert James Fisher'ın kısa rok yaptıktan sonra atı, fili, piyonları burada. Kale gibi kale olmuş. Şahını çok güzel koruyor. Gedeon Barça da fena değil değil mi? O da iyi savunuyor. Buradaki atın konumu iyi değil. F8'deki atın konumu iyi değil. Bir de B'deki double piyon. Piyon zayıflı değil mi? Zayıflık önemli değildi değil mi? Rakip burada zayıflığı kullanmadı. Kullanmadığı sürece. Evet. Kaleye kalede değişildi. At çıkıldı. Şimdi bir fil mi, kale mi çatalı? Fil tabii ki. Kale kimse vermez. Kusura bakmayın. Şimdi kale oyuna girdi. Bir ne demiştik? Hava deli. Ne olur ne olmaz. Değil mi? Kale var sonuçta oyunda. Evet. Şimdi de şahı merkezileşmesini görüyoruz. Gedeon'da Robert James Fisher'da şahını merkezileştiriyor. Ve Robert James Fisher tam merkez kareye geldi. Şahıyla birlikte. Şimdi şah diyor. Bakın burada. Şah deyince şimdi piyon alınıyor. Alınınca da piyon temizlenecek. Gördüğünüz gibi beyazda giden file piyon temizlenecek. Şah alındı. Şah denildi bakın burada. Şah kaçılınca da piyon tutuldu. Evet. Şahın kısıtlanmasından rahatsız oluyor. Gedeon hemen piyonunu sürüyor. O zaman diyor piyonu alabilirim belki diyor. Şimdi de müsaade edersen diyor. Gedeon ben diyor H'deki erimi geçer yapacağım. Ben diyor kaleye göz koydum. Alınca da evet burada bir piyon da alınıyor. O piyonu da veremem diyor. Gördüğünüz gibi o piyonu da tuttum diyor. Evet. Atla belki bir şeyler yapılabilir. Ama şahlar ne yapmış oldu? Merkezleştirdi. Atı istiyor. Şimdi at isteniyor. At kaçıldı.
Şimdi de piyon isteniyordu. Piyonu da fille tutmuş oldu. Kale kaçınca şimdi şah denildi bakın burada. Şah kaçıldı. Piyon isteniyor. Piyonu piyon. Evet. Burada şimdi atla alınabilir. Almadı. Ben dedi şahla tutayım. İki tane piyonu var Robert James Fisher'ın. Gideon Barca'nın gördüğünüz gibi piyonu yok ama etkin taşları var. Müsaade etmiyor. Bakın burada Robert James Fisher'ın piyonla ona irtibatını kestiğini, değil mi? Kulakları çınlasın. Abimizin irtibatı kesti. Kesti. Evet. Burada sonra yapacak bir şey yok diyor. Çünkü şaha da geldikten sonra geçerleri var. Pili var. Robert James Fisher'ı Gideon Barca tebrik ediyor. Güzel oynadın diyor. İki piyonun diyor mutlaka birisi terfi ettirip beni yenersin diyor ve tebrik edip masadan uzaklaşıyor. Fischer Petrosyan ikisi de dünya şampiyonu olmuş değil mi? Hemen bakalım. E4 Karakan at gelince de evet. At alındı. Şimdi hafif taşlar çıkılır çıkılmaz. Kısa roka. Hazır Robert James Fisher. Tigran Petrosyan. Demir Petrosyan derler arkadaşlar. Herkes bilir. Sağlam savunma yapar. Onun için demir diyorlar. Evet. Uzun rok tercih etti James Fisher. Şimdi filin açmazdan rahatsız oldu. Ve değişildi. File at değişildi. Ben de dedi file fil değişeyim. Şimdi bakın buradan uzun rokta son piyona doğru ilerlenince de evet Petrosyan çok sağlam oynuyor gördüğünüz gibi. At rahatsız edildi. Şimdi burada piyon kırılabilir. Hangi piyon kırılabilir? G'deki piyon da kırılabilir ama ben diyor bunu kırsam daha iyi. Çünkü orada bir piyonları ilerletme durumu var. Şimdi şiş kebap temasıyla iki kaleyi birden şişliyor ve burada şu şah tutulunca da buradan nereye gidecek bilmiyorum. Durum sıkıntılı. Tigran Petrosyan, Robert James Fisher'ı tebrik ediyor ve masadan kalkıyor. Robert James Fisher 1961'den oynamıştı. 1971'de Robert James Fisher, beyazlar, siyahlar, Tigran Petrosyan. Yine mi karşıma geldin Tigran Petrosyan? Sağlık olsun. O zaman başlayalım diyor. E4'ü sever biliyorsunuz. Robert James Fisher, dünya şampiyonu. Tigran Petrosyan da dünya satranç şampiyonu biliyorsunuz. Evet. Hafif taşlar. Çıkılır çıkılmaz. Robert James Fisher rokunu yaptı. Gördüğünüz gibi Tigran Petrosyan'ın taşları hala yerinde duruyor, değil mi? Gelişimde biraz gerilik var gibi. Tabii ki savunma oyuncusu, iyi bir savunma oyuncusu. O yüzden Demir Petrosyan denmiş. Çok sağlam savunma yapmış. Taş değişimleriyle E hattı da açılınca acele işe gerek yok demiş. Robert James Fisher ne demiş? Acele işe şeytan karışır. Biz gelişime devam edelim demiş. Evet. Şah veziri değişelim mi diye. Şimdi de gördüğünüz gibi kaleyi E hattına açık hatta gelmiş. Kaleye açık hatları sever. Veziller değişirse rok atmaya müsaade etmiyor. Evet, şimdi hat kapatıldı.
Çünkü fil alınmaya çalışılıyordu. Şimdi de fil isteniyor. Sorun değil, alabilirsin dedi. Alınınca da şimdi de bakın piyonla B4 niye yaptın anladınız. Atı oraya oturtmuş oldu değil mi? Ön karakol değil mi? Genişletilmiş merkezde at her zaman tehlikelidir. Evet. Şimdi de merkez piyon alınmaya çalışılıyor. Ben diyor o zaman şu beyaza giden fili alayım. Alınca da diğer kale oyunda kale filanları her zaman zordur arkadaşlar. Bunu herkes bilir. Evet. Atla ne yapıyor? Kale istiyor. Kale verilmez. Hele ki oyun sonuna doğru kesinlikle verilmez. Çünkü oyun sonunda yapılan hata direkt neticeyle bu sonuçlanır. FGH piyonları gördüğünüz gibi hareketli. Tigran Petrosyan cesaretle oynuyor. Şah atla geliyor ve şimdi ne yapmış oldu? 7. yatayda kaleyi ne yapmış oldu? İkilemiş oldu. Yani şimdi sıkıntılar olabilir. Çatal attım diyor ama bir şah temposu var. Kaçınca da gördüğünüz gibi kaleyi ne yapmış oldu? B7'ye gelmiş oldu. Buradan ne yapacak? Diğer kaleyi H'den şah ve mat yapabilir. Atla filisleniyor. Ben diyor beyazda giden filimi veremem. Burada işte sıkıntılı süreç başlıyor. Tigran Petrosyan'la düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Robert James Fisher diyor. Oyunu kazandın diyor. Sağlık olsun diyor. Tebrik ediyor ve masadan uzaklaşıyor. Fisher'ın satranç bunu anlamaya yönelik bir diğer oyun. Fisher Olafsson 1959'da Robert James Fisher beyazlarla oynadı. E4'te Karakan oynuyor. Frederick Olafsson. Ata bir baskı. At geldi merkeze oturdu. Ben de atımı değişmem arkadaş dedi. Şimdi merkez piyonuna D4 yapıp ne yapmış oldu? E5'i sabitlemiş oldu. Vezir isteniyor. Atla da gelince at açmaz alındı şah. Şimdi de kısa rok yapıldı. Robert James Fisher hemen kısa rokunu yaptı. Rahatına baktı. Şimdi de hafif taşlarını geliştirip çaprazdan kale istiyor. Kale verilemez diyor Fredrik Olafsson. O zaman diyor ben atımı geleyim. Gördüğünüz gibi iki hatta aynı yere bakıyor. Nereye? E6'ya değil mi? Alınınca da şimdi eğer bir tane at alınırsa diğer at da birbirine bağlı. Ben alırım dedi ve ata fil değiştikten sonra vezir oyuna girmeye hazırlandı. Bizim de dedi beyazda giden filimiz var Fredrik Olafsson. Piyon yapılar sağlam. Bakalım ne olacak? Açık at yok. Yarı açık atta da açmak istemiyor. Ve atla geldi. Kaleyi istedi. Fil değiştirince kaleyle fil alınınca da şimdi ne yapmış oldu? Bakın buradan piyonu süremiyor. Yoksa vezir gider. Direkt ne yapıyor? E7'ye bakın. E7'ye baskı var. Kale ve fille. Atla ben tutarım dedi. Kaçınca da kaleyle tuttu. Ben de dedi bir hava deliği açayım bari. Atla kale isteniyor. Kale verilmedi. At çıkınca da evet bir kaleyi açmaz alayım en iyisi dedi. Bakın vezirle kaleyi açmaz aldı. T7'deki kaleyi. At atağa kalktı. Dedi ki ben kaleyi istiyormuş gibi yapayım. Belki oralarda bir şeyler olur. Gibisi fazla. Kale verilir mi? Deli misin sen? Evet. Vezire vezir değişelim dendi. Değişilince de bir piyon kazancı oldu. 3-5 piyona 3-6 piyon. Evet. Şah. Şimdi şah denince de merkez piyonlarını sürmeye başladı. Frederick Olafsson gayet tehlikeli gidiyor. Şah kaleyle alınca da atı da alıyor.
Tek kare ve piyon yapılarına iyi bakalım. 2, 4, 5, 3, 6 ama siyahın, Friedrich, Olason'un piyon yapıları 2, 2, 1 adacık. Yani 3 adacık şeklinde. Ama Robert James Fischer'ın daha sağlam gözüküyor. Hat açılıyor. Bakın burada diyor ki piyonunu alabilirsin. Ondan sonra kaleyi tutamış yok. Kaleyi tutunca da piyonlar alındı. Şimdi şah merkezileşmesini gene görmüş olduk. Kaleyle taş isteniyor. Olmaz ki diyor bu. Ve bu piyonu tutamayınca gördüğünüz gibi D4'teki piyon alınınca zaten B'de tek piyonu var. Mutlaka geçer elde edecek. Mücadele ettim. İyi bir mücadeleydi diyor Fredrik Olofsson. Güzel bir oyundu diyor. Robert James Fischer'ı tebrik edip masadan uzaklaşıyor. Evet. Fischer'ın satrancını anlamak serimizin 11. oyununa hemen bakalım. Hafif taşlar çıkıldı. Sicilya savunması turnuvalarda en çok E4'e karşı oynanan savunmalardan biri. Evet, atla geri gelip alındı. Vezir de alındıktan sonra Jacobo Bolboçhan diyor ki Robert James Fischer 1959 yılındayız. Güzel bir oynuyorsun. Evet, piyonlarla filler sıkıştırılmaya çalışılıyor ve uzun rok yaptı. Şaha tabii ki kaçmakta fayda var. At alınınca da açık hatta E hattına kaleye geldi. Ben dedi kaleyi değiştiririm arkadaş. Şimdi de filin hareketi kısıtlanmaya çalışılıyor. Evet, burada A ve B piyonları sürüleyerek ne yapılacak? Şahı rahatsız edilecek. Şah denince de gel diyor değişelim. Şah şimdi diğer piyonları almaya çalışıyor. Boşta bir piyon var. Nasıl koruyacak? File korudu. Şimdi ben de diyor orada piyonların G'de ile iki çift çıkmasını istemiyorum diyor. Fil geri kaçırınca da şimdi de diyor beyazda giden file hamle yapıp bakın burada F eri sabitlenmiş oluyor. Filin de hareketi kısıtlanmış oluyor. Şimdi G piyonu isteniyor. G piyonu verilemez. Niye? Verirse kaçarsa E. H piyonu da alınır. Ben de diyor beyazda giden filmle böyle bir şeyler yapacağım. Ne yapacağım? Rahat bırakmayacağım diyor. Evet, gördüğünüz gibi bakın aynı şekilde Jacoba Bolboçhan da ne yapıyor? G2'de geride kalmış piyon değil mi? Piyon zayıflıklarından biri. Gevşek taş. Onu alırsan diyor iki piyon havada kalır diyor. Onu diyor havada, karada, denizde yutarım diyor. Olmaz diyor Robert James Fischer. Ben diyor bunu sana müsaade etmem ve hemen G3 yapıyor. Kaleyle piyonu tutulunca şimdi şaha yaklaşıyor. Evet. Buradan şimdi şah çekilebilir. Nereden? B7'den. Fil ve kale oraya bakıyor. Ben de diyor tuttum kaleyle şah. Şimdi kale isteniyor. Kalenin gidebileceği bir yer var mı? Şimdi tekrardan şimdi de diyor ben diyor fili alayım diyor. Şah. Şimdi tekrar aynı konum. Ver diyor kaleyi. Uğraştırma beni diyor. Kale ne yaptı? Şahın yanına geldi. Şimdi bir şah. Şimdi de şah çekip fili düşürecek değil mi? D6'ya geldi. E ne olacak? Fili nereye kaçacak? Filin kaçış yolu var mı? Fili kaçarsa G piyonunu kırıyor şahlar. F, G, H piyonlarını şahla temizleyip piyonları terfi ediyor. Jacoba Bolboçhan duruma bakıyor. Robert James Fischer diyor. Filimi köşeye sıkıştırdı. Buradan ben filimi kaçarsam piyonlarımı kaybederim. Kaçacak bir yer yok. Düşünüyor. Robert James Fischer'a bakıyor. Tebrik ediyor ve masadan uzaklaşıyor. Evet. Fischer'ın satranç oynayışını anlamak, değil mi? Şimdi de 11. oyundan 154. oyuna geçiyoruz.
Evet, maksat satranç çalışmak, iyi vakit geçirmek. Eksiklikleri, hatalarıyla, günahları, sevaplarıyla satrançla mutlu olmak, amaç bu. Eğer birilerine faydalı olabilsek ne mutlu bize. Fischer Taymanov, 1971. Evet, bakalım oyun nasıl. Robert James Fischer. E4 çıkıyor her zamanki gibi. Buzdağının görünen kısmı. Hafif taşlar çıkıldıktan sonra da Sicilya'nın, biliyorsunuz Sicilya çok oynanan bir savunma E4'e karşı. Turnuvalar böyledir. Merkez mücadelesine. Diğer hatını çıkınca Mark Taymanov. Mark Taymanov da önemli bir Rus oyuncu değil mi? Evet. Çıkınca da file baskı şah. Şimdi gel diyor, vezir değişelim. At da isteyince vezir değişildi. Tabii ki burada fil isteniyor bakın. Fil kaçılınca da ne yapacak? Şah çekip kareye düşürecek. Ben de diyor Mark Taymanov, bu çatalı biliyorum diyor. Yani kim bilmez ki diyor. Bunu yeni başlayanlar bile bilir. Evet. Çoban matı bir. Atla kale ve şah çekip kale alma çatalı ki bu ikisi çok bilinen taktik temadır diyor. Ve atını geliştiriyor Robert James Fischer. Atlardan alınca tekrardan atını oyununa girer ve uzun rok yapıyor Robert James Fischer. Mark Taymanov'da gelişmeye mümkün mertebe devam ediyor ve şu anda iki tarafında fili gelişmemiş durumda. Ben diyor bu merkezi parçalayayım ve gördüğünüz gibi at, fil ve kale üçü de nereye bakıyor? D6'ya. Ben de diyor bari tutayım. Bir, iki taşla tutmaya çalışıyor. Bakalım tutabilecek mi? Ben diyor beyazda giden filmi de uzun çapraza yerleştirirsen diyor. Bakalım diyor o kale attı ne olacak diyor. Evet, şimdi diğer kaleye gelme derdinde muhtemelen Robert James Fischer batarya yapacak. At alınmayınca da evet dediğimiz gibi oldu. Batarya geldi. D6'ya bir baskı var. Evet, şah ortada savunmasız. Şimdi ne olacak bakalım. Ben diyor şu atı alayım. Gördüğünüz gibi o piyon olduğu için, yani hangi piyon? B4'teki piyon olduğu için at çıkış yapamıyor. Geri kaçabilir belki. Tercih etmiyor geri kaçmayı da diyor. Ve piyon aldı. Gördünüz mü? Piyon deyip geçmeyin arkadaşlar. Oyunun sonunda çok önemli oluyor. Gel diyor değişelim bu filleri de. Değişmek istemedi Robert James Fischer. Ben dedi dev erimi sürerim dedi. Sürünce de şimdi piyonu ne yapmış oldu? Şah da tutmuş oldu. Bakın A'daki piyonu kareli istiyor. Olmaz diyor. Ben de diyor o piyonu şah da tuttum. Şimdi alınca da ben diyor bu E'deki piyonu tutarım arkadaş. Dur diyor, dur. Niye? Yedinci yataya geldi. Yoksa terfi olacak. Sıkıntı büyük. Şimdi bunu nasıl durdurabilecek bakalım. Atla bakın. Atla fil istenince de fille ve kaleyle geçer ere giden piyonu isteniyor. Şah kaçıldı. Alınınca da ben diyor kaleni de istiyorum arkadaş. Ben de fil istiyorum diyor. Alınınca at isteniyor. At kaçılınca da tekrar kaleyle at isteniyor. Ben şahı da tutarım diyor. O zaman diyor kusura bakma Robert James Fischer. Hey, elimi sana veremem diyor. Oradan açmaza almayı düşünüyor Mark Taymanov filini. Gel diyor kaleleri değişelim. Olmaz diyor. Mark Taymanov istemiyor. Ben diyor kaleyi iyi oynarım. Ben kazanacağım diyor oyunu. 4 piyona 3 piyon. Evet. Mark Taymanov'un atı da çok güzel bir konumda. Ama Robert James Fischer gene şahını merkezileşti. Rakibin şahının üstüne gidecek. Gördüğünüz gibi şah gene merkez kareye oturdu. Şah. Evet, şimdi de at isteniyor. At tekrar rahatsız edildi isteniyor. Bakın burada
G2'deki piyonu vermeye mi diyor. Niye? Benim diyor zaten diyor C'de geçer evim var. Ben onu vezire çıkacağım inşallah diyor. Evet. Bakalım at çıkıldı. Şah çekmesin bakın burada. Şah çekip piyonu almasın diye beyazda giden fil nereyi kontrol ediyor? E6'yı arkadaşlar. Evet. Ben de geleyim bari diyor. Evet. At açmaza alınabilir mi? Olabilir. Evet. Şimdi de şahıyla piyonu tuttu. Şah kaçılınca da piyon alındı. Şimdi de kale isteniyor. Ben de diyor o piyonu istiyorum. Piyon kaçılınca da kale istiyorum. Kale kaçılınca şahla kaleyi rahatsız ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi de aynı şekilde at isteniyor. Şah. Şimdi kale isteniyor. Kale değil. Kale. Bakın burada hem kale hem fil. Çifte tehdit var. Şah da isteyince ben ne diyor? Kaleli atını alırım film alırsan. Kaçınca da şah fili de vermek istemedi. Şimdi atı istiyor. Şah denildikten sonra da ne yapmış oldu? Şahıyla G4'e kaçmış oldu. At da bir şah. Şimdi de G yerini aldı. 2'ye 1. Aynı zamanda kale istiyor. Kaleyle bir şah. Diğer piyonu da alınca bakalım ne olacak? Hattı kapatıyor. H yerim var diyor. Şimdi şah. Evet, kale kaçtıktan sonra da fil alınabilir miydi? Alınamazdı. Çünkü şah tutuyordu. Şahla evet şu anda kaleyle perdeleme yapıyor. Kaleyi ne yapmış oluyor? Sabitlemiş oluyor. Kaleler de değişince at fili almadı. Fil de kaçıldı. Bakalım atla piyonu alabilecek mi? Evet gördüğünüz gibi gücü yetmeyince Mark Taymanov ah ah diyor tek piyon nelere kadir gördünüz mü? Robert James Fisher'ı tebrik ediyor. Çok güzel bir oyun. Çok güzel bir oyun sonu. Bunu Lichess'te analiz etmenizi öneririm. Keyif alacağınızı umarım. Teşekkürler.